Korsika'da bağımsızlık mücadelesi Nasyone Partisi'nin kurulmasıyla daha da güçlenmiş oldu. Macron yönetiminin iki aktivisti tutuklaması tepkilerin odağında. Korsikalılar dünyaya demokrasi dersi veren Fransa'nın Korsika ana dilini yasaklayarak çifte standart uyguladığını savunuyor. İşte Haber Global Dış Haber editörü Eda Turul ve kameraman Çağrı Çalışkan'ın Korsika izlenimleri. Nazione yani ulus, Korsika halkı bu ülkünün etrafında toplandı. Korsika halkının bağımsızlığını savunan Nazione Partisi kuruldu. Şimdi tek bir hedef var. Macron yönetiminin baskılarına rağmen adaya özgürlük getirmek. Fransa'ya bağlı Korsika adasının Bastia kentindeyiz. Burası her ne kadar Fransa'ya bağlı olsa da aslında dili ve kültürüyle ana karadan farklılaşıyor ve artık adadan bağımsızlık sesleri daha güçlü yükseliyor. Haber Global ekibi Korsika sokaklarında halkın nabzını tutuyor. Bağımsızlık talep eden Nazione Partisi'nden iki aktivistin tutuklanması tepkilerin odağında. Korsika'nın bağımsızlığını savunan Nazione Partisi kurulur kurulmaz Macron yönetiminin baskılarıyla karşı karşıya kaldı ve iki aktivisti terörle mücadele birimi tarafından tutuklanarak Paris'e götürüldü. İşte o gelişmeler Korsika basınına da yansıdı. Gözaltına alınan aktivist Anton Simoni'ye en yakın isimlerden biri olan Anton Stagrana Haber Global'e konuştu. Stagrana Fransız hükümetinin demokrasi konusundaki iki yüzlülüğüne vurgu yaptı. <laughs> Bilinmelidir ki Korsika bağımsız bir bölgedir ve bizler artık özgür olmak istiyoruz. Bunun için mücadele eden Nazione aktivistinin tutuklanması utanç verici. Çünkü Fransa kendini hukuk devleti olarak tanımlıyor, insan haklarının beşiği olarak görüyor. Dünyaya, hatta Türkiye'ye de demokrasi dersi vermeye çalışıyor ancak Korsika'ya siz bağımsızlığınız için mücadele edemezsiniz diyor. Fransız milliyetçiliğini dayatıyor. Buna karşı çıkarsanız da hapse atıyor. Fransa, Korsika parlamentosunda Korsika dilinin kullanılmasını 2022 yılında yasakladı. Instagram'a Macron dilimizi yasaklayarak Korsika halkını yok etmeye çalışıyor dedi. Fransa kendi dilimizi konuşmamızı istemiyor. Bu da başka bir utanç kaynağı. Dilimiz bizi Fransa'dan farklı kılan şeylerden biri. Eğer Korsika dilini öldürürseniz Korsika halkını da yok etmiş olursunuz. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ilerleyen günlerde adayı ziyaret etmesi bekleniyor. Korsik halkı bu ziyarete hazırlıklı. Paris yönetimi protesto edilecek. Ne istediklerini açıkça dile getirecekler. Tutuklanan aktivistler hakkında açılan davanın ardından büyük bir protesto hazırlığı yapıyoruz. Çünkü Fransız hükümeti bilmelidir ki Korsika halkı mücadele etmekten vazgeçmeyecek. Onlar karşısında her zaman hakkımızı arayacağız.